ifade ediyor. Bölgede biliyorsunuz son yıllarda turizm alanında ciddi gelişmeler var. Geleceğe yönelik de bu konuda beklentilerimiz büyük. Bu hava konunun bu konuda bize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Tabii böylesine büyük bir yatırımı tamamlanışına, bitişine şahit olmak da bizler için büyük bir mutluluk. Umarım Ordu ve Giresunlileri için, el ele kalkınmaları için çok büyük katkısı olacak diyorum. Umarım tabii bizim Giresun'umuzun ve Ordu'nun yaylaları bu bahsettiğiniz turizm açısından çok cazip yerler. Çok güzel yaylalarımız var. Turizme kazandırmak istediğimiz bu konuda çalışmalar yaptığımız turizm alanlarımız var. Giresun'umuzun adası, Zeytinlik Mahallesi turistler için son derece cazip yerler. Yaylalarımız keza aynı şekilde Arap turistler için cezbedici yerler. Bu nedenle ben bu havaalanının bu kapasiteye ulaşacağını umuyorum. Bu konuda valimizin çalışmaları var. Yaylalarımızda dediğim gibi yatırımcıları teşvik etmeye çalışıyoruz. Diğer yandan devlet eliyle bir takım tesisler konusunda çalışmalarımız var. Yine Giresun Adası'nda bir botanik parkı çalışması var. Tabii şimdiye kadar Giresun Adası turizme açılmamıştı. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Karadeniz'in tek adası olan Giresun Adası turizme açılmış olacak. Bence bu da gerçekten önemli bir çalışma. Dediğim gibi yine Zeytinlik Mahallemiz var. Türkiye'de biliyorsunuz Safranbolu, Beypazarı gibi yerler bu konuda öne çıkmış ama bizim Zeytinlik Mahallemizin de onlardan aşağı kalır yanı yok. Çok önemli bir değer bizim için turizm adına. Bu konularda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Umarım turizme katkımızla bizim yaptığımız katkıları bu havalimanının da çok ciddi katkıları olacak diye düşünüyorum.